Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Casper'ın N240 serisi tablet PC'leri, tablet notebook PC'lerinde recovery format işlemini nasıl yapacağız onu anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak bilgisayarımız açık ise, açılabiliyorsa yapacağınız iş şudur. Klavyeden CTRL ve Shift tuşlarına basılı tutacaksınız. Peki ne zaman tutacaksınız onu anlatacağım. Bilgisayarımızın kapat tuşuna basıyoruz. Ve yeniden başlat yazan tuşun üzerine gelip faremizle basmıyoruz. O sırada ne yaptık? CTRL ve Shift tuşlarına basılı tuttuk. Ardından yeniden başlat yazan yere şimdi tıklıyoruz. Klavyeden elimizi çekmiyoruz arkadaşlar. Bakın klavyede elim hala basılı tutuyor. Ta ki şu ekran gelene kadar. O ekran geldiğinde bize çeşitli seçenekler sunuyor. Devam, aygıt kullan, sorun gider. Bilgisayarımızı kapatın. Biz sorun gider ekrana geliyoruz ve burada da bu bilgisayarı sıfırla yazan yere tıklıyoruz. Gelişmiş seçeneklerde eğer recovery sistemi var ise burada bilgisayarınıza özgün bir recovery seçeneği varsa onu da yapabilirsiniz ama çoğunda yok ve bu modelde de yok zaten. Hemen geriye gelip bu bilgisayarı sıfırla dedik. Her şeyi kaldır diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize bir iki seçenek daha sunacak. Bilgisayarımız kapanıp açıldı şu anda. O seçenekleri de göstereceğiz. O seçeneklerden sonra ne oluyor? Uzun bir süre beklemenize gerek yok arkadaşlar. Çok uzun bir süre beklemenize gerek yok. Kısa bir süre sonra bilgisayarınız aldığınız ilk günkü hale geri geliyor. Tabi burada dikkat edeceğiniz şey cihazın içindeki her şey silinecek. Her şey siliniyor arkadaşlar. Ola ki eğer bilgisayarınız recovery moduna gelmeden yani hiç açılmıyorsa onu nasıl yapacağız? Onu da biraz sonra anlatacağım ben size arkadaşlar. Ben bu anlatımda bilgisayarımızın açıldığını varsayaraktan ne yaptım? Yeniden başlat tuşunun üzerine geldim ama tıklamadım. CTRL ve Shift tuşlarına basılı tutaraktan bilgisayarımı yeniden getirdim, başlattım. O ekranda sorun giderken bu bilgisayarı sıfırla dedim ve bu hazırlanıyor ekranda. Şu anda bekliyoruz. Hazırlanıyor dedikten sonra bakalım karşımıza ne gelecek. Oradan gidelim yavaş yavaş. Şöyle ekranımızı tablet moduna geçtiği için hemen sıfırlama ekranına geçti. Şimdi de karşımızda yalnızca dosyalarını kaldır. Sürücüyü tümüyle temizlediği seçenek geliyor iki tane. Burada biz komple temiz bir formata atmak istiyorsak sürücüyü temizle, tümüyle temizle yazan yere tıklamamız gerekiyor. Onu da tıkladıktan sonra şöyle bilgisayarın sıfırlanması için gerekli dosyaları hazırlamaya başladı cihazımız. Ve son olarak da bu sıfırla yazan düğmeye bastığımız anda bilgisayarımız sıfırlama tarafına geçecek ve bilgisayarımızı bir süre sıfırladıktan sonra ilk aldığı günkü haliyle karşımıza çıkacaktır. Tabi ne yaptık onu özetleyelim. CTRL ve Shift tuşlarına bilgisayarımı yeniden başlat tuşuyla beraber bastık. Sorun gider ekranından ilerleyerek buraya kadar geldik. Bilgisayarımız açık iken yapmamız gereken, sıfırlama için yapmamız gereken, formatlama için yapmamız gereken şey buydu. Peki bilgisayarımız hiç açılmıyorsa onu nasıl yapacağız? Şimdi onu anlatacağım. Ama öncelikle şunu belirteyim. Bu dosyalarınızı hepsini silecektir. Bilgilerinizi, datalarınızı, dosyalarınızı mutlaka farklı bir yere yedekleyin. Şimdi de hiç açılmayan bu model bilgisayarlarda recovery ya da formatı nasıl atacağız onu anlatacağım. Arkadaşlar bilgisayarımızın hiç açılmadığını varsayaraktan o Windows kısmına gelmeden peki formatı recovery'i nasıl yapacağız? Bilgisayarımız açılıyordur, kapanıyordur, yeniden başlıyordur. Bu gibi durumlarda tuşlarla bu recovery formatını nasıl yapacağız veya USB ile nasıl boot edeceğiz onu anlatacağım. Böyle bir durumda Windows'umuz hiç açılmıyor ise hemen bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımız kapalı konumdayken şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane tuş var. Ses açma kapama tuşu, Windows Home tuşu, bir de açma kapama tuşu var. Windows Home tuşuna, ses kısma tuşuna basılı tutarken Power tuşuna da basılı tutuyoruz. Üçünü aynı anda basılı tutuyoruz. Ne zaman? Bilgisayarımız kapalıyken. Ne zamana kadar? Şu ekran gelinceye kadar arkadaşlar. İlk ışık yandığında elimizden Power'dan elimizi çektikten sonra bir siyahlık ekran geldi. Ondan sonra da bu ekran geldi arkadaşlar. Bu üçüne bastıktan sonra yaklaşık bir dakika içerisinde o Windows açılırken ki kullandığımız şu ekran geliyor.
Burada ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi seçeneklerimiz var yine. İlk videonun ilk bölümündeki gibi. İşte devam, aykut kullan, sorun gider, kişisel bilgisayarınızı kapatın gibi seçenekler var. Biz burada ne yapacağız? Sorun gideri seçeceğiz tabii ki. Format atacağımız için sorun gider diyoruz. Ardından bu bilgisayarı sıfırla ve ilk videonun ilk kısmındaki gibi ilerleme, işte her şeyi kaldır tarzındaki görmüş olduğunuz, bildiğiniz şeyler. Peki, bu şekilde de format atıp bilgisayarınızı aldığınız ilk günkü hali geri getirebilirsiniz ve tabii içindeki her şey silinecek, bunu unutmayın. Peki ben bilgisayarımı bir USB ile farklı bir işletim sistemi kurmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken nedir? Onu söyleyeyim şimdi. Yine buraya kadar aynı yöntemlerle geldiniz. 3 tuşa bastınız. Power tuşuna, Home tuşuna, Ses kısma tuşuna. İlk ekranda şurada sorun gider diyorsunuz. Ve burada siz USB ile kurulum yapacaksanız gelişmiş seçeneklere geleceksiniz. Burada UEFI donanım yazılımı ayarları yazan yeri tıklayacaksınız. Nerede o? Şurada en altta. UEFI donanım yazılımı ayarları yazan yer. Ona tıkladıktan sonra lisansı yeniden başlat deyip farklı bir BIOS menüsü ekranına geçeceksiniz. Bu menüye ulaşabilmek için yapmanız gereken de buydu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz menü bu. Burada bu menüde işte Boot Manager var, Device Manager var. Boot'la ilgili çeşitli seçenekler var. Bu CGU dediği de BIOS'un kendisi arkadaşlar. BIOS'un kendisi ayar yapacaksanız bu CGU yazan yere gidebilirsiniz. Yine biz ne yapacağız? USB ile format atacağız. USB ile format atacaksak Boot Manager'a geleceğiz arkadaşlar. Bu Boot Manager'a iki kere tıkladıkta karşımıza boot yapabileceğimiz cihazlar geliyor. Boot yapacağınız flash bellek, USB bellek öncelikle şunu söyleyeyim. Her USB kurulum flash ile bu boot yapılmıyor bu bilgisayarda. UEFI ve 32 bit olsun. UEFI'li bir 32 bit işletim sistemini flash belleği otomatik burada görüp onu seçip enterlayıp driver'ını sorunsuz kurabilirsiniz. Bu hiç açılmayan bilgisayarda Recovery formatı bu şekilde yapabilirsiniz. Yine USB ile formatı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdi konuyu genel olarak özetleyecek olursam bilgisayarınız açılıyorsa CTRL Shift tuşlarına basılı olarak da yeniden başa tıklayıp bu ilk ekrana, bu sorun gider ekranı vardı. Oraya getirebilirsiniz. Oradan da bilgisayarınızı sıfırladan kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz. Bilgisayarınız hiç açılmıyorsa Home tuşu, bir tabletiniz kapalıyken Home tuşu, hemen tabletin arkasında bulunan, şurada bulunan Home tuşu, ses kısma ve Power tuşuyla az önce göstermiş olduğum ekrana gelip oradan sorun gider de yine format alabilirsiniz. Ama USB ile kurmak istiyorsanız USB'yi takıp o yine bu 3 tuş yardımıyla geldiğiniz sorun gider de gelişmişten UEFI yazılım destekleri ayarlarını değiştirden buraya gelip boot menüsünden, boot manager yazan yerden de USB'yi başlatabilirsiniz. Ama neydi? USB 32 bit olacak ve UEFI içerikli olacak. Yapacaklarınız budur arkadaşlar. Sorularınızı videomuzun altından da yazabilirsiniz. Kolay gelsin.